Günaydın. Günaydın. Mira Hanım. Ne haber kızım? Gerçi bize günaydın. Saat 6'da oldu da teyze hoşları. Kız senin buraların nedir? Ben daha yeni bakım yapmadım mı sana? Daha yeni temizlenmedik mi? Bugün ablamızın odasında. Burnunu az önce temizledim. Az önce bugün ablamızın odasında bakımlandık. Çünkü bakın neredeyiz? Yaren Hanım'ın odasındayız. Çünkü dün gece elektrikler kesilince Yaren odasında korktu. Yanımıza geldi. Orada uyuyunca sabah 6'da da bu uyanınca buraya geldik ki diğerleri rahat uyusun diye. Şimdi hanımın uykusu geldi. Saat çünkü 8, 8-10 mu ne? Ben üstünü değiştirdim, altını temizledim, vitaminlerini verdim. Burnunu temizledim. Her şeyi yaptık. Şimdi uyuyacağız. Bir tek çorap kaldı giyilmemiş. Onu da şimdi giyeceğim. Teyze hoşlar. Gel. Kalkacak mısın? Gel. 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 Bak, 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 bak. O kadar mı yoruldun ki elin kalkmıyor bunu almaya Mira? Ha? Şimdi sabah güneşi o kadar güzel ki bakar mısınız? Mis gibi. Bir yatak odasına da vuruyor. Buraya da direkt güneş doğuyor. Çok güzel. Gidelim mi aşağıya? Aşağıya inelim mi? Uyuyalım mı? Ne dersin? Sen niye gene hırıl hırıl başladın? Hırıl hırıl hırıl. Şahin'in boğazı çok kötü. Sesi kesilmiş. Hani resmen ailece yine yani bu sefer ailecek hasta olduk. Yani bende bir şey yok aslında. Böyle sadece vücudumda kırgınlık falan var. Yaren'de de pek şey kalmadı. Ona da aşurup veriyorum. Ne? Buna da günde 3 defa aşurup vereceğim. Böyle öksürük. Bazen öksürüyor çünkü. Ne? Gel. Gel. Gel elini ver. Gel. Kalk hadi kalk. Kalk 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 hadi. Gel. 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 Uykusu geldi. Bir tane gül, bir tane gül. Dişe bak dişe. Toka takalım mı bir tane gene sana? Dün takmıştık ya çilekli toka. Teyzoşlar görmedi sanırım senin tokanı dün. Hadi bakalım. Kalkıyoruz. Neyse biz şimdi yavaştan aşağıya inelim arkadaşlar. Bizimkiler daha uyuyorlar. Of, gel bakalım buraya kız. Onlar uyusunlar. Ben de götüreyim bu cadalozu. Dur, şuraya gel de kızım. Şuraya yat. Şey yapayım ben sana bir tane çorap alayım. Bu cadalozu götüreyim. Uyutayım aşağıda. Bakalım. Ne oldu? Dolar mı? Hapşırdığım zaman sanıyor ki onunla oynuyorum. Başka ne alacaktım? Abladan bir tane toka temin edecektik. Abla yine doldurmuş mu buraları ya Rabbim? Buna göre saçın yok senin. Buna göre var mı saçın? Tokalar takmak istiyoruz biz artık teyze hoşlar ama saçımız müsaade etmiyor buna. Ne? Dur. Bak Mira. Mira. Hadi yine. Gel baba yatsın biraz gel.
Gel anneciğim gel. Kapat kapıyı. Kapat aşkım kapat. Hadi kapat baba biraz yatsın. Hadi gel biz mama hazırlayalım seninle gel. Tamam bir tanem. Gel mama hazırlayalım gel. Mira'yı babaannesine verdim. Şimdi geçiyorum mutfağa. Bizimkilerine kahvaltı hazırlayacağım. Yaren patates istedi. Şahin'in de boğazı falan böyle kısılmış. Ona da kahvaltı hazırlayayım. Daha sonra şey nane limon yapacağım. Öyle işte arkadaşlar. Bizde durum var. Herkes hasta. Şekerlere karınca gelmiş. Onları toplayayım da. Mira'ya da mama hazırlayayım şimdi. Saatlerimiz 10 oldu. Ne kızım? Ne yapıyorsun? Kızım kayarsın kafa üstü. Yapma bir tanem ya. Yapma anneciğim. Sen artık büyüdün abla oldun. Yapma öyle şeyler. Hadi gel. Gel kızım. yukarıda yatak odasının bugün perdelerini çektim hepsinin. Biraz güneş girsin diye. Hep kapalı çünkü. Allah elim çarptım. Ondan sonra şimdi geçen Alezi'yi yıkamıştım. Öylesine resmi takmıştım bugün. Şu kahvaltı hazırlayayım. Onlar kahvaltı yaparken ben de Alezi falan takayım. O işlerimi halledeyim. Bebek mi oldun sen? Emeklemeye mi başladın? Maalesef halılar hala evde. Şimdi bir kez daha arayacağım. Gelirlerse gelirler, gelmezlerse başka bir yeri arayacağım. Çünkü bir haftadır neredeyse bekliyorum. Şimdi halılar çoktan yıkanmıştı ve gelmişti bile. Ama en azından bir dönüş yapsalar işte yoğunuz, şuyuz, buyuz, işte geleceğiz ne bileyim. Ne bileyim yani yapabilirler bunu. Ses çıkmayınca bir kez daha arayacağım dediğim gibi. Ondan sonra başka bir yere vereceğim. Ne oldu anneciğim? Aşkım bebek mi oldun sen? Sen bebek mi oldun? Ne haber bebek? Agu. Ya yerim kız seni yerim. Fındık burnunu yerim. Hadi bakalım. Hadi kızım. Öyle yani. İnsan bir arar söyler işte ne bileyim abla mısın işte şu musun bu musun işte yoğunuz ne bileyim bin sürü bir şey söyleyebilir yani. Ama insanlar nedense aramamayı tercih ediyorlar. Balon. Balon. Ne oldu baloncuğum aşkım? Balon. Ne oldu kızım balon? O televizyon, o küp niye televizyon durdu niye izlemiyorsun? Ha? Mira bu yatağı çok sevdi. Mira Hanım'ın da mamasını hemen yapayım götüreyim. Ha? Ay sanki ben de öksürüyorum ya. Neyse şurayı da çektik mi? Tamamdır. Of, hadi ben çay falan koyayım haydi. Şahin diyor ki hazırlama. İşte oruçlusun şey yapma diyor. Şu çaydanlığımı da çaydan sonra bir güzel yıkayayım. Sobadan sonra böyle oldu. Ben de dedim mesela dedim tamam dedim sana hazırlamasam bile çocuklar var yani. Eninde sonunda yani mutfağa gireceğim. Yani o bana koymuyor ki. Oruçluyken bir şeyler hazırlamak. Çocuklar var. Yaren şimdi patates istiyor. Ben nasıl ona yapmayayım? Hayır anneciğim ben oruçluyum mu diyeyim. O yüzden sıkıntı değil. Hazırlarız. Çayımız kaynasın. Ben de o ara iki tane patates getireyim, kızartayım. Ekmek var. Şunu koyalım. Yaren dün kendisine marketten böyle bir bal aldı da ne yapacaksa. Aa neyse şey yapar. Akşam ben de ballı süt içerim ya. Siyah tezgah ne kadar kötüymüş arkadaşlar. Gerçi benimki de orada siyahtı ama daha çok griye yakındı ve bu kadar şeyi tozu falan şey yapmıyordu. Ki benim gerçi toz girecek yer de yoktu da balkon falan olmadığı için benim o evde. O sıkıntım yoktu. Burada malum görüyorsunuz her gün süpürge işlemi var. Şu
Şuradan patates alayım. Şu tencere de annemin. İki tane kızartsam yeter zaten. Şöyle. Ah. Şuradaki bulaşıkları görüyor musunuz? Bu dünden kalma arkadaşlar. Sabahta kalktım. Bir tane muz yedim. Bir parça şöyle ekmek ve meyve suyu içtim. Yani o kadar ki tutsun dedim. Niyetlendim. Yattım. Hadi bakalım. Bizimkiler kahvaltı yapana kadar ben de diğer minnoşun karnını doyurayım. Ondan sonra dönüşte birazcık nane koparacağım. Şahin'e nane limon yapacağım. Su galiba kesilmiş bugün. Evet. 3 gündür aktı. Yeter zaten her taraf ıslak ıslandı. Bir de dün yağmur yağdı gece. Yani çok böyle şırıl şırıl değil ama yine de yağdı ve ağaçları görüyor musunuz? Yemyeşil. Çok güzel oldunuz ya. En azından birazcık aktılar. Hatta ben de çamaşırları tele toplamıştım. Daha sonra baktım sabah çok güzel güneş var. Hepsini güneşin altına serdim. Hadi bakalım. Minnoşkamın. Ya yiyelim seni. O kadar güzel kokuyorlar. Bunlar birazcık açsınlar. Şunlar. Evet. Yine bugün telefonumuz sıkıntılı. Netlemek istemiyor. Ne zaman ki böyle netlemiyor ya. O zaman işte bu telefondan daha da çok nefret etmeye başladım. Ah, ah benim eski telefonum olacaktık. Sadece ses şeyi vardı, sıkıntısı vardı. Yoksa böyle netleme sıkıntısı hiç yoktu. Ama bunda görüyor musunuz? Habire netleme sıkıntısı yaşıyoruz. O da beni işte nefret ediyorum. Yani sinir ediyor beni. Yağmur yağınca çiçeklerimiz de döküldü. Bir şey kalmadı. Peki şu kuşların sesine ne demeli? Şöyle. Güneşi görüyor musunuz? Güzel. Sessizlik. Sadece kuşların sesi. Hadi bakalım. Soğanlarımıza bakın arkadaşlar. Asker gibi dizilmişler görüyor musunuz? Ne güzel dikmişim sırayla. Bir 10 güne çok güzel olurlar. Böyle bir şey olur. Kocaman kocaman olurlar artık. Yavaş yavaş. Şunun tohumuna bakın. Hadi bakalım. Ah kulağım. Görev başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Minik kızın karnı da doydu. Şimdi buradan büyük oğluma nane limon kaynatayım. İki kızım var, bir de oğlum var. Bilmeyenler için söylüyorum. Ya sen çiçek mi açıyorsun? Bu geçen sene diktiğim zaman kurumuştu. Ama bu sene işte hayata tutundu. Öyle arkadaşlarım, bilmeyenler için söylüyorum. Antalya'da yaşıyorum. 3 çocuğum var. Birisi 32 yaşında. Şaka şaka. Eşime nane limon kaynatacağım. Beşiği de götüreyim bugün anneme. Eksiğiniz var mı? Duymuyorlar mutfak, 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 danadadadam mutfak. Hadi bakalım şimdi bir güzel nane limon. Ondan sonra da temizlik time başlasın. Öncelik mutfaktan başlayacağız bugün. Ne yapıyor bu baba kız?
Elimdeki sopayı. Elimdeki sopayı gördün mü? Gördüm nene. Ne yapacaksın o sopayı? Çünkü hastayı boş görüyorum değil mi? Hı hı. Şırap içeceğiz. Ben süpürge makinesini getiriyorum ya. Allah. Buraları süpürüyorum. Ben de şey yapacağım. Uzun çomuş çomuşları yapıyorum. İyi yapıyorum. Bir aç.
Birisi yazı getirmiş. Babasıysa yukarıda kaloriferi son şey açmış ve hamam yapmış yukarısını. Sen niye üstünü çıkardın? Hey! Oh, neyse. Benim işlerim salon bitti. Yukarılar bitti. Ara koridor bitti. Yani her tarafta sadece mutfak kaldı. Şimdi gidip oradaki bulaşıkları halledeceğim. Ondan sonra yerleri süpürürüm, silerim. Saatlerimiz bu arada 12.30 oldu. Kızım niye üstünü çıkarıyorsun? Yaz mı geldi mübarek ya? Yani burada bir şey kalmadı. Getir dedim ya kızım. Öyle mi? Sen getir diyor. Ben nasıl getireceğim? Alış artık kızım. Öğren bunları. Küçük değilsin. Alırsın alırsın. Babaya söylesen baba verirdi. 4 yaşına geldim. 5 olacak ya. Neyse Yaren'le savaşmak istemiyorum. Yok yok canım. Ne canım? Ne canım? Hı hı. Hazır çalışma hevesi var. Yavaş yavaş böyle pilim de bitiyor gibi. O yüzden bir an evvel şuraları bitirip dinleneceğim. Hemen gidip aslında Mira'yı getireceğim. Onu öğlen uykusuna yatırıp daha sonra nane limon da kalk sen yap hanımefendi. Ben yapacağım. Tamam. Say ya ben nane limonu unuttum. İyi ki hatırlattın tatlım. Bir de ne yapacağım biliyor musunuz? Şu demirler çok tozlu. Komple yani işim bittikten sonra o artık sonraya geliyor. En son bunu hallederim. Bile damımı bunu yıkayacağım. Salon bitti ya. Şu ışıkları kapatıyoruz. Neden? Tasarruf. Tasarruf. Tamam? Neden? Fatura çok gelmesin. Tasarruf yapıyoruz. Tasarruf. Evet kızım tasarruf. Bir tane neden açmıyor? Hiç açmayalım ışık çünkü. Elektrik gece açılır. Tamam bir tanem? Hadi. Açtık. Yetti mi? Ben yemek yemeyeceğim ben. Yemek yemeyeceğim mi? Tamam. Açtım açtım bak yanıyor. Tamam. Tamam kaynanam. Gideyim de şu adamın nane limonunu yapayım ya. Garibanım yukarıda bekliyor bekliyor. Nane limon gelmiyor. Ay boynum tutulmuş tipe bak. Kalkın bir ananıza el atın. Bir şeyler yapın. Yok anam yok. Ha? Kadınların çilesi gerçekten bitmez vallahi. Hiç bitmez hem de. Hiç hiç. Sizler de bitiyor. Gel şu boyalarını topla. Yemin ederim hepsi çöpe gidecek. Ben görüyorum şu an nasıl toplamıştı. Ben şimdi bunları çöpe atayım da içim rahatlasın. Tamam. Sen bilirsin. Toplamıyorsan toplama. Nane limonumuz kaynadı. Şöyle. Akşam ben de kendime yapayım için. Bir de bu Yaren'in aldığı bal vardı ya. Böyle sıkıyoruz. Buraya koyayım. Güzelce karıştırıyoruz. Ve şifa. Bunu götüreyim vereyim de daha sonra gideyim Mira'nın karnını doyurayım onu yatırayım çamaşır atılacak demirler silinecek. Bir tanem neredesin? Mira sen beni özledin mi? Şşt. Miroş, beni özledin mi? Özledin mi? Getiriyor mu? Neyi? Kızıma. Dün gitmedik mi kızım parka? Bisikletle oynamayayım Miroş. Bisikletle sen oynayacağın yer var ki senin. Çıkıp oynayabilirsin dışarıda. Meydanla oynarız. Meydana sonra gideriz şimdi değil. Bak gidemem anneciğim. Dün de çok yoruldum. Ama tamam. Söyleriz. Tamam. Sen beni özledin mi? Özledim evet. Telefonumdan değil mi yanıma giderken? Evet. Abone kim yesin? Kim yesin bu dostpikleri? Ben derim.
Din 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 din. Mira. Kepçik kulağını kimiz? Kulağını kimiz? 3 tane, 4 tane çift, 4 çift şey küpem var Mira. Ne zaman takacağız? Ne zaman takacağız o küpüşlerimiz? Küpüşleri, küpüşleri. Ha? Küpüşler. Bir şey demedim ben hiç. Küpüş dedim, küpüş. Mira, ne de yakışır senin bu kepçik kulaklarına Mira. Çok tatlı bir kız olursun ya, biliyor musun? Dişe bak dişe. Bak incilerine bakın. Dur. Dur. Tavşan dişliyim. Isırırım seni. Bak 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 ne yapıyor. Dur bırak perdeni. Bırak perdeni. Ayağa bak ayağa. Anne. Hadi kızım. Nereye gidelim? Tamam. Tamam da mutfağı da toplamadım anneciğim ya. Din 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 din. Ayağa bak. Gel keyfim gel 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 keyfim. Yatırmam lazım da biraz oyalıyorum ki iyice uykusu gelsin. Bunu yatırdıktan sonra Yaren zaten oynuyor, şey yapmıyor. Bana engel olmuyor. Bir saat falan ben de dinlenirim diye. Salyalı. Neden? Kızım bu beşik senin. Tutmaz annem, tutmaz. İkinize yere mi yapışmak istiyorsunuz? Ne yapmışsın sen şu çocuğun beşiğini? Surat astı. Buraya oturacakmış. Ne? Yapacağım. Ne yapacağım? Mira, Mira ne yapıyor bu abla seni ya? Mira bu abla ne yapıyor kızım? Abo. Abo. Düşersin tospik. Tospik. Aa, kelebekleri varmış kızımın. Kelebekleri varmış. Al kelebek. Kelebek. Saat 3.30'a geliyor. Ben işlerimi bitirdim. Çamaşır attım makineye. Şimdi birazdan durur onu gidip asarım. Ondan sonra şeyim. Ne? Tamam. Aa onu koy, ben onu arıyordum. Şey yapacağım. Birazcık iki tane patlıcanım var. Böyle patlıcan güveç. Ve bir de makarna mı yapsam? Kıymalı makarna mı yapsam dedi. Ya da bulgur pilavı mı yapsam? Düşünüyorum açıkçası da. Bakalım. Bak dalga dalga. Aa bak bu da iki tane aslanlar. Evet. Baykuş da iki tane. Hani baykuş? Aa burada baykuş. Bak. Mira şu an hayatının şokunu yaşıyor. Aa Mira abla ne yaptı diyor. Miroş. Ben de bezi yapıyorum. Şey bir tane daha yastık. Şu kızım şu yastığı verle. Orada bak küçük yastığı. Getir küçük yastığı getir. Şu. Bak orada orada. Mira yarinim orada kızım. Orada orada. Ah, orada orada. Allah'ım yarabbim. Kız Mira. Sana yastık koydum ki düşme kızım. Hey sana. Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Ne haber? Ne haber? Nasılsın? Ben kızım. Yavaş kızım yavaş. Yavaş annem. Çok sert davranıyorsun kardeşine. Dünden beri yine böyle öksürüğü başladı Mira'nın. Of 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 of. Anne kardeşimi dalga şimdi. Şunu Şahin almıştı ya dedim ya 50 lira mıydı 55 lira mıydı? Hani devamını bekliyordu ama bir tane geldi. Demek ki bu sadece 55 lira. Ey ey Yaren niye bağırıyorsun annem? Niye bağırıyorsun? Kızım beynim almıyor. Güzel kızım ya. Almıyor benim beynim ya. Nasılsın?
Yaren. Ayıptır sorması. Sen niye şimdi o çorabın içine şekerleri dolduruyorsun? Dondurma yapacağım. Dondurma yapacağım. O şekeri orada yedin. Neden orada bıraktın? Bul bul cevabını bul cevabını. Hele abuna bakın. Dalga dedinle. Ne yapıyor ya? Ne yapmışsın kardeşini sen ya? Yaren'im hayır. Hayır ona orada dokunmuyorsun. Kızım. Hayır. Bana bak. Dokunmuyorsun anneciğim. O şekerlere dokunmuyorsun. Ne yapıyorsun? Çorabın içine şeker mi girer? Girer. Yapma. Ben gideyim biraz şey. Kıymayı çıkarayım da. Kıymalı makarna yapayım. Ya da böyle parça parça şey kuşbaşı doğramış eti çıkarmıştım. Normalde havuç ne? Kuşbaşı? Öyle değil. Öyle değil. Kızım öyle kuşun başı değil. Kuşbaşı olur mu anne? Miyem. 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 Ölürüm size ya. Şey normalde kuşbaşı doğramış et çıkarmış şey havuçlu pilav yaparım diye ama sonra annem şey istedi makarna istedi. Ay şurada bir yarım saat uzanayım istedim ya. Yok adam yok yok. Abi bıdık gele. 10 dakika uyudu uyan. Ne bakıyor şimdi? Ne? Ne? Ay şey. Annem makarna istedi. O yüzden ben makarna yapacağım. Şey. Hı. Tamam şu ekmeği de götürmek lazım tavukların yanına. Gülüm. Gülüm. Solmayın tamam mı? Böyle güzel güzel açın ki ben buradan baktığım zaman ruhum açılsın. Tamam mı? Şu sobayı da büyük ihtimal odunluğa götüreceğim arkadaşlar. Burada durmasın. Böyle ortalıkta bir şeyler durduğu zaman inanın hiç sevmiyorum. Bakın şu var ya şu yeni yapraklar. İnşallah tutacaktır ya. Bayağı bir sulandı buralar. Yarın mı öbürsü gün mü artık biraz yer çek yani yer çekilsin, suyunu çeksin. Bak sapsar gene. Şey yaparım burayı güzelce yine bir kez süpürürüm. Oh mis gibi hava. Bu sene Ramazan ayı çok iyi bir şeye denk geldi. Hele seneye daha da güzel olur. Böyle havanın serinliği yani insanı hiç böyle şey yapmıyor, yormuyor, etmiyor. Şuradaki görüyor musunuz? Çok güzel açıyor ve çok güzel kokuyor. Biraz daha zamanı var tabii ki de. Öyle. Dutlarımız olmaya başladı. Ufaktan ufaktan böyle kararıyor. Biraz... Marketçi bey. Ne marketçi bey kız? Şurada da bir tane daha dut çıkıyor bakın. Şey. Kuşbaşı olur mu? Kuşbaşı. Hadi gel gel gel. Gel. Evladım, evladım. Dur, dur, dur. Bak şimdi bastım buraya sarı sarı. Şimdi içeri geçeceğim. Görüyor musunuz abi? Benim kızım benden daha akıllı. Yemin ederim terlik giydi çocuk. Ah kuşlar, kuşlar. Sizin de acaba derdiniz var mı? Geçen Zarife'ye ne diyorum biliyor musunuz? Zarife diyorum. Sen hani insanoğlunun böyle dertleri bitmiyor ya. Derdi bitmez, şeyi bitmez. Acaba diyorum bu kuşların, işte hayvanların, ne bileyim böyle... Dertleri var mıdır ki? O da diyor ki tabii ki vardır. Mesela diyor kuşların diyor aniden işte yuvası bozuluyor. İşte yuvası yıkılıyor. İşte yuvasına mesela en basit karıncanın yuvasına basıyorsun yıkılıyor. İşte ne bileyim bir şeyler diyor ki bak onların da derdi var diyor. Sadece işte insanoğlunun değil. Düşündüm. Hakikaten öyleymiş. Yani öyledir büyük bir ihtimal. Yani hayvandır ya da ne bileyim kuştur odur budur diye derdi yok anlamına gelmez değil mi? Herkesin olduğu gibi onların da büyük ihtimal vardır. Mesela benim derdim de bu. Kızım yer ama bırakır. Evet. Ya. Miruş. 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 Sen yokken bir şey yaptın. Ne yaptın gene? Şuradan iki tane sandalyeyi sonra kaldıracağım. Şu mutfağa masa bakayım arkadaşlar. Neden? Ondan sonra kaldırırım. Aslında bana bir zararı da yok böyle altılı dursun yani. Kızım çocuğun yanına gider misin? Halıcı telefonlarıma bakmıyor arkadaşlar. Artık nasıl gına geldiyse adama. Ne yapıyorsun? Şunu da Zarifeciğim böyle domates suyu biliyorsunuz ben. Allah aradın mı kız? Ha yok. Biliyorsunuz ben hastasıyım. O yüzden bacım sağ olsun şöyle dün akşam
gelirken bir tane arabaya koydu. Doğru, bu pilavla, mantıyla, makarnayla çok güzel gidiyor. O yüzden bugün şurada bakın şeyi çıkarmıştım. Kıymayı çok az çıkarayım, böyle kıymalı ben makarna yapayım. Makarna yapacağım, kıymalı makarna yapayım. Bir de patlıcandan güveç yapayım. Evet, öyle bir şey yapalım, yapalım. Helal olsun. Ben de aklıma bir şey geldi. Ne geldi anne? Lollipop evde yapabiliriz. Lollipop yapmayalım mümkünse Yaren, lütfen. Mümkünse bana iş çıkarma Yaren, lütfen. Yalvarıyorum kızım, lütfen. Ponti! Ponti! Aşkım! Mamali! Aşkım! Aşkım! Yap bakayım, öp bakayım anne. Allah yine seni. Benim büyük kızım ne yapıyormuş? Leşim yapıyormuş. Aferin benim kızıma. Mira. Kız kafanı alır sonra, çirkin. Birisi bugün Instagram'da yazmış ki ne kadar da çirkin. Anne. Ne zaman büyüyecek kız? Büyür kız. Büyür. Evet, sana yazmışlar, çirkin yazmışlar. Ben de yazdım ki Allah size de bu çirkinden nasip etsin dedim. Ya çirkin demişler benim kızıma. Sana da çok güzel demişler. Öpeyim seni. Sen de yap bakayım. İşik seni. Saatlerimiz 5 ve ben ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Telefonumu almış da nereye bırakmış görüyor musunuz? Şimdi yukarıya çıkacağım, çamaşırları asacağım, o kadar. Ve mutfaktaki hıttırtıyı mıttırtıyı duyuyor musunuz? Yemeklerim neredeyse hazır. Peki ne yaptım? Burada patlıcan demiştim ya, böyle bir nevi şey gibi, türlü gibi bir şey. İşte havuç var, biber var, soğan var, patates var, patlıcan var, sarımsak var. Yani var da var. Burası bu şekil. Burada şöyle yapayım, buhar gelmesin. Hah, şuradan yapayım. Burada benim meşhur lahana çorbam. Bunu annem zaten sevmiyor. O yüzden ben bunu 2 gün kendim içerim, seviyorum. Buradaysa da salçalı makarna pek sevmiyorum. Ama kayınvalidem de sade sevmediği için ben de aldım, böyle salçalı yaptım. Yani salça derken domates, şey, kahvaltılık sos koydum. Kıymalı makarna yaptım. O da ağırdan pişiyor. Yani hepsi bir 10-15 dakika hazır olur. Ve onunla da yetinmediğim salatamı dahi yaptım. Böyle. İçine şimdi bir kuru soğan doğrayacağım. O kadar. Domates, biber, salatalık, roka, maydanoz, yeşil soğan. Başka ne vardı? Dereotu. Yani ne bulduysam bahçede, şöyle güzel bir organik yeşil yeşil salatamı da yaptım. Evet arkadaşlar, birazcık şimdi dinlenmeye geçebilirim. Kayınvalidem geldi. Markete gider misin dedi. Yoğurt, bir de bir şey daha söyledi. Alır mısın? Ben de tamam giderim anne dedim. Akşama doğru giderim ama şimdi değil. Yemeklerim de tam olur. 6-6.30 gibi markete giderim. Ha kızım. Ne? Ne yaptın? Ay çok güzel olmuş. Evet, çiz. Hadi bakalım. Şey, yerleri de sildim. Mutfağın şöyle yemek falan işte damlıyor, şey oluyor. Onları da sildim. Bitti. Bunlar şöyle böyle ağırdan şöyle böyle pişsin. Şunu sabırsızlıkla bekliyorum ki makarnamla bunu güzel güzel yiyeceğim inşallah. O kadar. Başka da bir şey yok. Şimdi yukarıya çıkacağım. Çamaşırlarımı asacağım. Mira! Mira! Miroş! Mira! 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 Ha kızım. Ellerimi yaptım. Bakayım aşkım. Kıyafetlerimi. Wow! Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Güzel yapmış, evet, çok güzel yapmış değil mi teyzoşları? Aferin benim bal kızıma. Bal kızım, bal kızım. Sana ne oluyor kız?
Ne oluyor kız? Kız ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor aşkım? Mira ne zaman büyüyecek ve ablanın besini alacak? Büyür kızım, büyür Allah'ın izniyle. Büyür, ikiniz beraber oynarsanız. Evet aşkım. Ben böyle yapacağım. Resimler atıyorum. Evet aşkım, evet. Aşkım benim. Çocuğa çirkin demeyin. Güzel değil güzel. Evet kızım. Ne demişler kardeşine kızım? Çirkin. Demesinler değil mi? Evet. Çok güzel tatlı desinler değil mi? Evet anneciğim. Adana bile koyduk çok tatlı. Sakın. Abla seni seviyor. Sakın. Sakın. Yaramaz seni. Yaramaz seni. Ne kadar tatlı öpücük alıyordu bu kız. Evet kızım. Aşkım benim. Tamam anneciğim tamam. Seni gidi seni. Abla seni seviyor. Yaramazlık yapma. Yaramaz seni, yaramaz. Seni gidi yaramaz. Kızları biraz dışarıya çıkardım. Yaren'in canı sıkılmıştı. Hem de ya, Mira belki uyur dedim ama uyumadı. Neyse markete de uğradım. Şimdi eve geldik. Miram'ın muzu bitmişti. Şöyle. Şu an var ya, ha marketten almıştın ha pazardan almıştın. Fark eden bir şey olmadığı için ki market bazen daha uygun olabiliyor. Ben şöyle yarın değil öbür gün pazar vardı ama olsun yine de. Şöyle Miram'a muz aldım. Limon, ağaçtaki son limonları topladım ve geçen dedim ya içi boş, böyle çürümüş bunlar. O yüzden şöyle marketten limon aldım. Kullanıyorum ben çünkü. Yaren ne yapacaksa pipet aldı. Ondan sonra salçam bitmişti. Tatlı biber salçası aldım bir tane. Kayınvaliden Fanta istedi. Fanta aldım ona. Bir tane şöyle 3 kiloluk yoğurt aldım anneme. Bir de ne hikmetse canım şöyle cips istedi. Baharatlı bir tane Doritos'tan aldım. Yaren'e de bir tane aldım. Kendim de iftardan sonra bunu yiyeceğim inşallah. Ondan sonra eve akşam için şöyle bir tane kola, bir tane ciğer aldım. Şahin istedi. Birazdan şimdi bu kadar yemek varken yok bir de ciğer istedi. Hemen videoyu kapattıktan sonra şöyle ciğer yapacağım. Soğanım bitmişti. Şöyle soğan aldım. Ondan sonra patates aldım. Patates pazarda 10 lira mıydı 12 lira mıydı, markette daha uygun. Tabii ki yani kaliteden şey, mesela tarladan, patatesin cinsinden, onlar tabii ki fark ediyor ama yine de patates patates yani ne yapalım. Elmam hiç yokmuş gibi sanki yiyorum. Bir de bu elmalar gözüme çok çok güzel gözüktüler. Bakar mısınız şu elmanın güzelliğine? İnsan niyetliyken her şey canı çekiyor. Şunlardan da daha sadece aldığım günlerde 2 tane yedim, o kadar. Başka ne aldım? Şöyle Antep yarası. Antep karası. Diğeri var ya böyle şey vardı. Hani beyaz üzüm var ya, o yoktu. O yüzden bir tane bundan aldım. Şöyle bir tane taç kraker aldım. Çizi gibi. Çayın yanında. Bir de bunu denemek için aldım. Şöyle. Normalde biliyorsunuz ben tavuk toplarını çok seviyorum. Ama burada peynir, ıspanak dolgulu patates kroketmiş. Ha patatesmiş bu, tavuk değilmiş. Bunu galiba haşlıyorsun. Ne yapıyorsun? Çözülmesini beklemeden pişir ye diyor. Kızgın yağda 3-4 dakika. Ha yağ atıyorsun. Kızdır, ben fritözde yaparım. Neyse bunları şimdi şey fresh'in şöyle ilk defa deneyeceğim. Genelde ablam böyle şeyler yapar. İçine kaşarlı falan bir şeyler koyuyor. Bunları şimdi buzluğa atacağım. Bir gün onu yapalım, yiyelim. Bunu. Şimdi bir şey daha aldım. Onu yerinde göstereyim size. Bunları koyalım da daha sonra hemen onu da göstereyim. Ve Şahin'e şey yapalım. Şu ciğeri hemen küçük küçük bir tavada yapayım. Ondan sonra bunları yerleştireyim. Bunlar zaten kayınvalideme gidecekler. Şöyle. Bunlar da yerleşir. Ah Yaren ah. Salatamı şey yapmadım daha. Çorbamın altında kapattım. Yemeklerimin son hali. Bu şekil çorbam.
Ondan sonra makarna. Burada da şöyle patlıcan güvecim. Bu arada geçen fesleğen aldım ya, 3-4 hatta 5-6 dalda kopardım, getirdim, içine koydum. Şimdi ben böyle şey yapayım. Hemen beyimizin siparişini gerçekleştirelim. Hadi bakalım, şimdi yukarıya çıkalım, size bir şey daha göstereceğim. Yarenime şöyle maşalı bir tane yolluk aldım. Fazla şey değildi, 40 liraydı. Bir de önümüz yaz ya, şey olmasın, ince bir şey olsun dedim. Böyle maşa, koca ayı, işte bütün o şeylerin figürleri, bir de yazıları var. Böyle fiyatı da dediğim gibi uygundu. Ama ben biraz daha uzun bekliyordum ama yok. Neyse, tam oldu zaten buraya. En azından yazın rahatlıkla kullanırız. Diğeri böyle çok kalındı ya. Zaten hala duruyor. Maalesef başka bir yerde burada yıkama, halı yıkama yeri yok. Onlar da telefonuma bakmıyorlar. Galiba elde yıkanacak. Öyle teyzeçler, bir de yarenime bu halıyı aldım. Şöyle en azından makineye atar yıkarsın. Tabii ki bilmiyorum, makineye atıldıktan sonra bu altı şey olur mu? İnşallah bir şey olmaz. Şöyle yarenciğimin odasına. Maşa. Hadi bakalım şimdi. Gidelim ciğerimizi yapalım arkadaşlar. Yoruldum ya. Ama çocuklar hava aldı en azından. Bütün gece bahçeye de çıkıyorlar da, ama yine de böyle bahçe dışarıya çıktığın gibi olmuyor. Ben öyle düşünüyorum yani, bahçede istediğin kadar oyalan otur ama dışarıya çıktığın gibi asla ve asla olmuyordu. Çocuklar içerideyken hemen onu da halledeyim. Saat bu arada tam 6:30, bir saat var, yetişir. Dikkate almalı. Ona bizim kızların başına taş mı düştü? Allah Allah. Peki hocam. Mesaj alındı hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de... Sonunda mutfağı toplayabildim. Saatlerimiz 11 oldu. Yemeğimizi yedik. Annem kaçtı? 9 muydu? 9.30 muydu? Gitti. Daha sonra ben Mira'yı uyuttum. Hemen gittim annemin yanına. Sarma sardık. Eve geldim. Mutfak bu şekil bırakmıştım. Yani bu şekilde derken dağınık bir şekilde bırakmıştım. Şimdi buraları topladım. Makineyi açtım. Yıkanıyor. Ocağı falan hep güzelce köpükle sildim. Yemeklerimi dışarıda bırakacağım çünkü sahurda belki şey makarna yerim diye kapıyı böyle camı açık bırakacağım ki rüzgar şey olsun, soğuk olsun. Çorbam duruyor, yarın yemek yapmam. Yapılır da çorba yapılmaz. Her neyse, şimdi mutfaktan çıkıyorum. Salona geçeceğim. Başıma taş düştü resmen. O salon o hale böyle, ben buraları toplarken salon o hale gelmesine başıma resmen taş düştü arkadaşlar. Şimdi gidelim de bakalım, değil mi? Ne yapmış bu kız? Buralar tertemiz. Sadece ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi şu mopla şu yeri sileceğim. O kadar. Hadi bakalım, şimdi burayı kapatıyorum. Ve hadi topla topla, hadi. Topla, seni bici bici yapacağım, hadi. Hadi. Evet, salonumuz bu halde. Şekil. Sen neden ağlıyorsun? Kim dağıttı? Kim dağıttı? Ben mi dağıttım? Hı? Ben mi dağıttım bir tane? Her neyse, bak Mira'nın. Sen niye ağlıyorsun kızım? Niye ağlıyorsun kızım? Dağıttığın şeyi, dağıttığın şeyi oturuyorsun, kendin ağlıyorsun. Yeter artık diyorsun ya. Temiz görmek istiyorsun. Temiz görmek istemiyorum ben. Kızım,
Pis görmek istemiyorsan anne kurban olsun sana. Dağıtma o zaman. Kim yaptı burayı? Kimden bıktın? Ayakla gelmesin istemiyorum. Sen şimdi bahane bulma başkalarına, öyle mi? Hadi. Hadi kalk. Tamam, toplayacağız, hiçbir şey yok. Hadi hadi. Ama yardım etsin. Hadi hadi hadi. Hadi. Anne kız hadi el ele verelim de çalışalım. Hadi kalk. Kalk benim kara kızım, hadi gel gel. Ağlama, senin gözyaşlarına kurban olur anne. Annecinin bal kız, gel. Önce şu Mira'nın yatağını yerine koymakla başlayalım. Ta 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 ta. Şimdi şu mama sandalyesini de götürelim. Ağlama kızım, o boncuk gözlerine kıyamam senin. Her neyse arkadaşlarım, kendinize çok iyi bakın. Yarın güzel bir salonla açılış yaparız inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne kızım? Sana sarılabilir miyim? Tabii ki bana sarılabilirsin. Tabii annem. Oy 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 oy. Hadi sen yat, ben buraları toplayayım. Sonra gidelim bici bici yapalım. Tamam annem, tamam, salya yaptın anneyi, tamam. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada Mira'ya bugün 3 numara bez aldık, çok şükür. Bu demek oluyor ki Minnoş'un büyümüş, 2 numara bez küçük geliyor artık. 3 numara. Ha? Ay başım. Tamam kızım, hadi battaniye getir. Hoşçakal.